Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza raytum men yebi'u ev yubta'u fil mescid, camide Allah'ın namaz kılmak için müminler ibadet etsinler, secde etsinler diye, mescid secde edilen yer demek. Camilerde mükellef, aklı başında bir kimsenin mal satıyor, mal alıyor olduğunu gördüğünüzde fakulu lehu, o camide mal alıp satan adam için deyiniz ki la arbahallahu ticaretek, Allah ticaretini kazandırmasın, kar ettirmesin deyiniz. Neden? Çünkü mescitler ahiret çarşısıdır, dünya çarşısı değil. Ahiret sevabı kazanılan yerlerdir. Bunun aksini yapana işte böyle dünyada çarşıdan maksat ne? Kar etmek. Etme. Çünkü burası ahiret çarşısı. Dünya çarşısı değil ki. Evet, kapalı çarşısın burası. Çarşı mı yani burası? Ticaret yeri değil. Burası ibadet yeri. Ahiret ticareti yapılır burada. Allah sana kar ettirmesin deyin diyor. Onun için hangi suçu işlersen o türden bir ceza ile cezalandırılırsın. Şey budur. Layık olan budur. Evet. Kar etme. Ticaretin şeyini de görme. Karını da görme şeklinde söyleyin. Bazı alimler demişler ki böyle söylememek teşvik edilmiştir. Mecbur değil. Zorunlu değiliz. Yani adam camide alışveriş yeri değil ki burası, milletin ibadet edecek adamların kafasını meşgul ediyor, kalbini meşgul ediyor, huzurunu bozuyor, manevi havayı bozuyor. Bunu ders olsun diye Allah senin kazandırmasın alışverişinizi deyince mendup, teşvik edilmiştir. Ama bazı hocalar da demişler ki hayır, Peygamber böyle emir verdiğine göre mecburuz böyle söylemeye. Ders alsın, bir daha kâr edemesin de ya camide yaptım alışverişin hiçbir şeyini göremedim arkadaş diye gelmesin bir daha. Camileri böyle alışverişle doldurmasın diye vücubendir, mecburendir. Evet, öyle söylüyor alimler. Çeşitli yorumlar yapmışlar. Şimdi bunu, bu burada alışveriş yapan için. Başka hadis de var. Şimdi camilerimizde biz bu hadisleri size okuyoruz. Ben de ders alıyorum, siz de ders alacaksınız. Örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kaynağını da söylüyorum size hadisleri okuduktan sonra. Şimdi camilerde arkadan genellikle müezzinler söylüyor. Veya orada birileri kalkıyor. İşte efendim şu bulunmuştur, şu kaybolmuştur, bulan var mı? Allah için söylesin falan. Evet, Peygamberimiz de öyle diyor. Bulundurmasın Allah deyin diyor. O hadiste de öyle. Ya kayıp burası mı cami ya? Cami ibadet yeri. Kayıp arama yeri mi cami ya? Camide bunlar olmaz. Yakışık almaz camide. Cami ibadet yeridir. Öyle hadiste var. Tabii buradaki hadisin içine onu da dahil edeceğiz. Men yeşid dalleten fil mescid ev yebi'u fihi. Zaten rivayette öyle de var. Ticaret yapanı, alışveriş yapanı veya yitik bir malı ilan ediyor. Bulan var mı, gören var mı filan diye. Mal, kaybettiği malı arayanı gördünüz mü? Buldurmasın Allah. Kar ettirmesin Allah deyin. Caminin huzurunu bozuyor bu adam. İmamlar bu hadis-i şerifi esas alaraktan Peygamberimizin böyle buldurmasın, kâr ettirmesin diye biraz da ağır şeyini emr-i maruf nehyanil münker cümlesinden olarak mutalaa etmişler. Cami ibadet yeridir. Camide camiye layık şeyler olur. Bu emr-i maruftur. Güzeldir. Uygun olan budur. Camiye yakışmayacak şeyler yapmak da münkerdir. Dinen kabul edilmez, yadırganır, kabul görmez.
İşte böyle aksi şeyleri engel olmak lazım. Onun için emr-i maruf nehi anil münker görevinden sayıyorlar. Bu görev biz adı hocaya çıkanlara farz-ı ayındır. Bir hoca alim böyle konuşmadı mı, ilmini müminlere öğretmedi mi, satmadı mı, ateşten gem vurulacak Allah. Neden görevini yapmadın? Neden ilmin zekatını vermedin? Senin işin bu diye farz-ı ayın. Ama her mümine farz-ı kifaye. Yani aralarından birisini hoca olarak tayin ettiler de bu işler söylüyor mu? Ötekiler yükümlülükten kurtuluyor. Farz-ı kifaye bu demek. Ama farz. Farz-ı kifaye. Hiçbiri yapmazsa hepsini Allah soracak. Neden emr-i maruf yapmadınız? Nehi anil münker yapmadınız? Diye soracak. Evet. Bunu o cümleden saymışlar. Bu da camiye, cami adabına uymayan şeylere engel olacağız. Uyanları teşvik edeceğiz. İşte Efendimiz de bunu açık bir misalle öğretmiş oluyor. Ve izâ râyetü men yenşüd fî dâlleten, işte söylediğimiz hadiste geldi zaten. Efendimiz 3 kere tekrar etmiş. Allah kar ettirmesin, ticaretinden kar ettirmesin diye 3 kere söylemiş. Kerrerehu selâten, 3 defa söylemiş bunun. Önem verdiğinin alameti yani. Hadisin devamı şöyle. Ve izâ râyetü men yenşüdü fîhî dâlleten, kaybettiği malı aramak için arkadaşlar cemaat ben şunu kaybettim buldunuz mu diye camide yitiğini arayanı duyduğunuz zaman, gördüğünüz zaman fekulu fakulu deyiniz la raddallahu la raddallahu aleyke, buldurmasın Allah yitiğini, buldurmasın Allah deyin. Bu kahrına söylenmiş bir şey tabii. Bu o kadar da çok beddua edecek kadar da bir büyük suç değil ama öğrenmiş. Camide böyle olur mu? Kayıp arama yeri mi burası? Burası ibadet ediyor. Herkes huşu içinde dalmış. Kendini Allah'a vermiş. İbadet ediyor. Huşu ve hudu içinde zevkle. Sen de geliyorsun bilmem nem kayboldu falan diye milletin huzurunu bozuyorsun. Manevi havayı bozuyorsun. Mescitlere saygı gerek. Oraya layık olmayan şeyler orada yapmamak gerek. Yapmamak gerek. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bu hadislerine Müslim'de fe innel mesacide lem tübna lihaza. Çünkü camiler ticaret alışveriş yapmak için yapılmadı. Kaybolan malları bulmak için yapılmadı. Böyle söyleyin bir daha da yapmasın. Öyle buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cami Allah'ı zikretmek için, namaz kılmak için, ilim öğretmek için, hayır işlerini müzakere etmek için. Burada yoksulları doyurmak için bir dernek müzakeresi yapılabilir. Ve taavanu alel birri ve takva, iyilik işlerinde birbirinize yardım edin. Bir hayır işi konuşulabilir camide. Adalet yapmak, adalet dağıtmak en muazzam hayırdır. Camide yargılama yapılabilir, adalet uygulanabilir. Ama adaletin infazı camide yapılmaz. Mesela bir adam camide cezalandırılmaz. Çünkü beynamazlar, cami düşmanları, camiyi sevmeyenler camiye gitmem bak orada dövüyorlar, öldürüyorlar filan demeye gider. Halbuki adaletin gereği yapmıştır. Onun için camide ceza infaz olunmaz. Bir, ikincisi de böyle kanama manama bir şey olursa camiyi kirletir. Ondan dolayı infaz olmaz ama mahkeme kurulabilir. Hakim adalet dağıtabilir. Hayır işleri yapılabilir. Hayır olmayan şeyler ise yapılamaz. Onu göstermek için Peygamberimiz işte burada bak gittiğini bulmayasın, kar etmeyesin diye söyleyin diyor. Ona bir yasaklama olsun, önleme olsun diye, herkes de bundan nefret etsin diye, böyle şeyler yapmayın diye bunları bizzat söylemiş. İmam-ı Azam Hazretleri bizzat mal getirip bu arada caminin içinde mal sergiliyor.
malı gösteriyor, onu yasaktır demiş. Ama kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde bir köşesinde bende şu mal var, bunu satabilirsin. Rahatsız etmeyecek şekilde ama sesin yükselmedi. Buna cevaz vardır. Malı getirmek bizzat pazara döndürmek yasaktır diyorlar. Ama öbür hocalar buna da yanaşmıyorlar. Zaruret varsa diyorlar o ayrı. Zaruret yoksa diyorlar olmaz. Evet, çünkü İmam-ı Azam diyor ki alışveriş helaldir. Helal bir şey de camide niye olmasın? Ama huzur bozmamak kaydıyla. Şimdi bu çok önemli. Efendim şimdi Allah her Müslümana nasip etsin. Hacca gitsin, ömreye gitsin. Hac ve ömre insanın günahlarını temizler. Dedikodu yapmamak gerek. Günah işlememek gerek. Bunun için sabır gerek. Böyle bir hac yaptınız mı? Karşılığı cennet. Arkasından ne olsanız sıfır günahla öbür tarafa gidersiniz. Öyle diyor Peygamberimiz. Raca yevme veledetü ummu, anasının doğduğu günkü gibi gelir memleketine diyor. Helal parayla ve bu kurallarına uygun hacılık yaparsa öyle. Ama dikkat edin, burada önemli bir şeye dikkati çektik. Ne dedi? Alışveriş helaldir. Kimseyi rahatsız etmemek kaydıyla. Bende şu mal var, şu fiyada filan diye ikisi arasında olabilir. Ama rahatsız edersin olmaz. Çünkü orası ibadet yeri, zikir yeri, namaz yeri. Başkasını rahatsız edersen o olmaz. Hiçbiri olur demiyor. Şimdi gidiyoruz, tavaf ediyoruz. 300 kişi takmış peşine hoca. Allahümme! 300 kişi, Allahümme! Hocam, senden başka adam yok mu burada ya? Öbür adam da kendine göre Türkçe'yi bilmiyor, Arapça bilmiyor. İngiliz, Fransız, Endonezyalı, Malezyalı, şuralı buralı. Kendi diliyle, Allah bütün dilleri biliyor. Dalmış huzur, huşu içinde kendi diliyle dua ederek dönüyor. Bir bağırıyor adam, ne oluyor diyor, yangın mı var, dünya mı yıkılıyor filan diye. Ne bağırıyorsun hocam? Herkesin huzurunu bozuyorsun. Eziyet ediyorsun hocam. Ama bunlar bilmiyor. Tavaf geçerli olmasın, dua şart değil. Tavafta dönmek esastır. Dönüyor ya. Bence bağıracağına hiçbir şey söylemeden dönmek lazım. Hiçbir şey söylemeden dönersen hiç olmaz, kimseyi rahatsız etmiyorsun. Eziyet etmiyorsun. Ama dua edeceğim derken milletin huzurunu bozuyorsun. Herkes böyle diyorlar, böyle cık cık diyorlar ya, ne biçim adamsın, niye bağırıyorsun? Bir kere Allah sağır değil hocam. Ötekiler öğreteceğim diyorsan şart değil hocam. Allah demesini bilmiyor mu bu tavaf edenler yahu? Subhanallah demesini bilmiyor mu yahu? La ilahe illallah vahdahu la şerikele demesini bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Onları söylesin içinden. Herkes kendi aleminde şöyle sessiz dönsünler. Ama bunlar bilmediği için hoca bağırıyor. Ben bu maksatla diyor öğretmem. Ama ötekiler öğrenmek istemiyor ya. Huzurunu bozuyorsun adamların. Senin tapulu yerin değil ki orası. Bütün Müslümanların ortak yeri orası. Kimseyi rahatsız etmiyor. Görüyor musun? Camide bile helal şeyler, mubah şeyler başkasını rahatsız etmemek kaydıyla olabilir. İbadet yeri çünkü. İbadet yeri. Onun için evet diyorlar ki, onun için diyorlar ki yüksek sesle bağırmak yasaktır camide. Huzur bozuyorsun çünkü. Mubah, mubah kelam. Evet öyle söylüyor hadis. El kelamul mubah fil mescid ye'külül hasenat kema te'külün naral hatab, narul hatab. Normal haram dedikodu değil. Laf ediyorsun. Dangır dungur, dangır dungur. Cuma geliyor. Ne güzel. Cuma günü boy abdesti alarak, gusül abdesti alarak, kimseyle dedikodu yapmadan, hanımla kavga etmeden, yolda kimsenin dedikodusunu yapmadan tesbih çeke çeke boy abdesti almış gelmişsin camiye. Camide de susmuşsun, sükut etmişsin. Namazdasın çünkü. Evden çıktığından dönene kadar namazdaymış gibi melekler yazıyor. Namazdaymış gibi. Esas namazı farzını kılarken, orada sünnet kılarken, ama geliş gidiş de namazdaymış gibi yazıyorlar. Namazda konuşulur mu? Bağırılır mı?
Onun için evinden çıktığın andan itibaren dönene kadar namazdaymış gibi orada hiç bağırmayacaksın, çağırmayacaksın. Sükut edersen öyle diyor. Bu cuma ile bundan evvelki cuma 3 günde fazlası. Ve ziyatet selas eyyam 3 günde fazlası günahları silinir. Buhari Müslim hadisi. Müttefakun aleyh hadis. Bakın bir cuma boy abdestiyle geliyorsunuz. Adabına uygun riyat ediyorsunuz. Geliyorsunuz şimdi cumayı kılıyorlar. Gürültü yapmamış, dinlemiş. Namazda gitmiş gibi huşulu huculu oturmuş. Çıkarken mühendis cuma bayram namazlarını düşünmemiş. Neden? Cuma'yı bayram gelmiyor ki herif. Avrupa'da, Londra'da, Almanya'da öğrenmiş. Mimarlığı orada yetişmiş. Orada da cami yok, kilise var. Onlarda da bizdeki gibi bu usuller yok. Ona göre yetişmiş mesela. Misal veriyorum. Onun için kocaman yapmış. Kabe'yi de küçücük kapı koymuş. Ya burada 1 milyon adam namaz kılıyor. Bu adam namazdan sonra dağılıyor. Düşünsene bunu. Gerektiğinde 3 genişlik olabilen kapı yap ya buraya. Hani namaz vakitlerinde az cemaat. Ve insanın acele işi de olmuyor. Tamam o bir kapı olsun. Ama cumada daha geniş olsun. Açılabilsin 2-3 kademeli. Bayram öyle iyice geniş olsun. Bunu camilerde de yap. Mimar bey, mühendis bey. Yok adamın böyle bir düşüncesi yok ki. Avrupa'da bakıyor oradaki planları, projeleri oradan yetişmiş. Cami yapmış, küçücük kapı yapmış. Aynı anda herkes de camiden çıkmak için kapıya yönelince bir yığılma orada. Başlıyor, nereye gidelim? Hangi kahveye gidelim? Aa, dün sen beni yenmiştin ha bak. Şey Okan, bugün ben duman edeceğim seni. Bunlar konuşuyorlar, biz bunları duyuyoruz. Dinledin mi hava raporunu? Yağmur mu yağacak, kar mı yağacak? Ne? Ya mübarek adam. Camidesin be adam ya. Şimdi orada sen bir arı kovanı gibi bir başlıyor. Bir tabii konuşunca duymuyor. Duymayınca biraz daha ses yükselmek zorunda kalıyor. Herkes yükselince bir uğultu kopuyor. Orada camiden kapıdan çıkarken kalabalıkta daha oluyor bu. En tarafta da adam dua ediyor. Ne duası ediyor hocam? Dua bitti, bitmedi. Cuma namazının arkasından yerinden ayrılmadan 7 ihlas besmeleyle, 7 kulhavzu rabbil felak besmeleyle her birinde, 7 kulhavzu rabbil nas her birinde besmeleyle okuyan öbür cumaya kadar garanti korunur diyor peygamberimiz. Bunu bilenler orada ihlas okuyor, muavizeteyn okuyor, orada da dangur dungur dangur dungur. Olmaz be beyefendi, öyle medeni insana yakışmaz. Saygı duyacaksın, adam da orada kimisi kaza kılıyor. Tabii adam namaza yeni başlamış, her namazın arkasından kaza kılıyor. Ne güzel. Kapıdan çıkarken laf edeceğine, sen çıkarken orada kaza kılıyor. Ne kadar güzel. Sen orada dangır dungur yapınca adamın kafası karışıyor. Okuyacağını şaşırıyor. Olmaz bunlar. Evet, camide konuşursanız aha böyle. Diyor ki mübah laf olsa bile ki hava nasıl yazacak? Bulutlu mu? Bunda bir şey yok, dedikodu yok, bir şey yok ama mübah. Ama camide rahatsız ediyorsun, ateş, yığıyorsun odunları böyle. Hadis okuyorum efendim. Odunları yığıyorsunuz, bir ateşe veriyorsunuz. O koca odun harmanı ne oluyor? 2 kürek kül oluyor. Kazandığın sevapları, işte bu mübah laflar. Herkesin zihnini karıştıran, kafasını bulandıran o laflar, o yüksek sesle rahatsız edici laflar, o sevapları, biriktirin sevapları yakıyor, kül ediyor diyor. Hadis-i şerif öyle söylüyor. Biz de size duyuruyoruz. Yani size kızdığımızdan değil. Kazanmışsınız, kaybetmeyin diye kopya veriyoruz yahu. Sabret ya, şu sokağa kadar biraz konuşma ya. Ama şeytan dürtüyor. Senin kazandığın elinden almak için tatlı getiriyor. Sohbet hemen orada başlıyor. 2 dakika sabredemiyor. Hemen başlıyorlar birbirlerine, hem de kendinden geçiyorlar. Bunları yapmayın.
Yapanları da en güzel şekilde uyarın. Onlara terbiyesiz, kaç yaşına gelmişsin? Cami adam, yu 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 deme böyle canım. O zaman aksine gider. Münasip bir şekilde, yahu camide konuşmak iyi değilmiş diye duydum ya filan diye. Birbirinize söylersin, o duysun diye. Sen de sus derseniz yapmayacağım, sana ne? Sen kim oluyorsun diyebilir. Usule uygun şekilde sevdiğiniz için duyurun. Ben de o saadette sizi sevdiğim için duyuruyorum. Camide mubah laf olsa bile başkasını rahatsız ettirecek derecede sesli olursa yanlış. Yanlış işte böyle. İyilikleri kül eder, yok eder diyor. Hadis-i şerifi okuyorum. Şimdi de peygamberimiz beddua peygamber değil, rahmet peygamberi. Arkadaşlar cüzdan kaybettim. Bulmasın diyor. Hadis yahu bu. Bulmayasın diyor. Arkadaşlar bilmem işte şunu ne yaptım. Bulmayasın, kar etmeyasın filan. Evet. Bunu müezzin de yapmayacak. Siz de müezzine bir söyleyin hocam. Ne oluyor? Tam güzel konuşuyorsunuz. Heyecanlı. Herkes bir noktaya toplamışsınız. Isındırmışsınız. Bir şey söyleyeceksiniz. Aziz cemaat, falan plakalı arabayı şuradan çekin. Oo, alt üst oluyor ortalık. Huzur kalmıyor, neşe kalmıyor. Canım şimdi onlara gerek yok. Alo, arkadaş namaz kılıyorum. Bir kere bağırdın, faydası mı var söyledikten sonra? Kapatsana ya şunu. Telefonlarında biliyorsunuz türküsü var, şarkısı var, mehter marşı var. Namaz kılarken başlıyor şimdi. Ya selam. Ne güzel söylemiş. Bak peygamberimiz bunları görmüş. 1400 yıl evvel. Yapmayın böyle diyor. O zaman cep telefonundan bahsetseydi neden bahsediyor ya bu derlerdi. Bu o demek değil mi bu? Onları sıstırın. Uyanık olun. Nereye girdiğinizin farkına vararak girin. Farkına vararak girin. Orası sokak değil. Ahiret çarşısı orası. Sevap kazanılır. Evet öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.